Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cahiliye döneminde Haniflerin ortak özellikleri nasıldı? Hanif aslında İslam öncesi dönemde Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği dine tabi olanlara verilen genel bir isimdir. Haniflerin inanç esaslarıyla ilgili olarak daha çok dini kaynaklarda bilgiler rastlamaktayız. Cahili Arapları nazarında sünnet olan, Kabe'yi tavaf eden herkes Hanif'tir. Fakat Taberi bu iki özelliğin yeterli olmadığını, zira bazı müşriklerin de bunu yaptıklarını ifade eder. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Haniflik müşrikliğin zıttı olarak gösterilmektedir. Öyleyse Hanifliğin birinci şartının tevhid ehlinden olmak olduğunu belirtir Taberi. Bazı kaynaklar ise bu şartlara putlardan uzak olmayı, cünüplükten dolayı yıkanmayı da eklemişler. Haniflerin putlar adına kesilen daha geniş ifadesiyle Allah'tan başkası için kesilen kurbanların etlerinden yemedikleri, içki içmedikleri nakledilmekte. Genel olarak Haniflik vasfının hac etmek, hakka tabi olmak, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği şeriata uymak ve sadece Allah'a kulluk etmek olduğu ifade edilmiştir. Çok önemli özellikler. Bu dönem Haniflerinin temel özelliklerinden biri de Yahudi ve Hristiyan'a iltifat etmeyip çevrelerindeki putlardan ve putperestlerden yüz çevirip Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ilahı olan bir Allah'a ibadet etmeleridir. Bu dönem Haniflerin ortak özelliklerini şöyle özetlemek mümkündür. Putları ve her türlü şirki reddetmek. Mensup bulundukları kavmin yanlış adet ve inanışlarına karşı çıkmak. Cehaletin ortadan kaldırması için faaliyette bulunmak. Kavimlerinin baskılarından kurtarmak için onlardan uzaklaşarak inzivaya çekilmek ve yaratıcı düşünmektir. Tarihçiler Haniflerin bazılarının kutsal kitapları, sayfaları ve Zebur okuduklarını, birçoğunun Hz. İbrahim'in dini üzere yaşadığını ve bir kısmının da onun kelimelerini aradıklarını, burada çeşitli sıkıntılara katlandıklarını, yolculuklara çıktıklarını, hatta rahip ve hahamlarla görüşüp onlara sorular sorduklarını, ancak aradıklarını çoğu zaman bulamadıkları için Yahudilik ve Hristiyanlıklara da girmediklerini, Hz. İbrahim'in dine inanmış olarak öldüklerini bildirmektedir.